Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültemizin 7. mezuniyet oyununa hepiniz hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Baron Refik. Operet sanatçısıydım. Bu oyunda maalesef takdimciye çıkıyorum. Efendim çok bedbahtım ama ne yapayım? Ver bu eski operetler, tuvaletler, iskartinler, balerinler, o keten helvalar, o ince havalar nerede? Efendim, müzikal icadı oldu bizim, işler bozuldu. Bu manasız, münasebetsiz müzikali avlayıp pullayıp takdim etmek zorundayım. Lütfen halimi anlayın. Eğer bir hata yaparsam bağışlayın. Başlıyorum. Güzel hanımlar, zarif beyler hoş geldiniz. Efendim herkes yerini alsın ama başlıyor gösterimiz. İki perde tek mili birden. Saz, caz, bambo, mızıka, raps, dans, pantomima, yaşasın müdüriyet. Bir de cabadan ön oyun. Efendim bugün her şey bol kepçe, artık ne hikmetse sözün özü. Güzel hanımlar, zarif beyler, sürmeli, gamzeli, işveli cilveli bir oyun. İnanmazsanız buyurun. Yıl 1914, Temmuz'un 18'i. Kameralarımızı geçmişe çeviriyoruz. Başlıyor yeni dizi. Birinci bölüm. Bir yanda İngiltere, Fransa, Rusya, öte yanda Almanya ile Avusturya. Paylaşmak için dünyayı fırsat kolluyorlar. Sinirler gergin, parmaklar tetikte. Kıyamet koptu kopacak. Savaşa 5 var. İstanbul'daysa boğazın sularına düşer mehtabın izi. Şimdi Galata'ya İtuşid'in çalgılı çengili meyhanesine gidiyoruz. İstanbul'da şenlik şadımanlık nasıl olur göreceğiz. Billur gibi sesler dinleyeceğiz efendim. İşte! Şimdi babadan görme bir Osmanlı oyunu. Seyreden muteber zevatta bir afiyetindesin.
Koyverin bir rekatip Müştek Efendi'yi. Gelsin köfte hor. İşimiz vardır. Bira Müştek Efendi. Buyurun efendim. Soracaklarıma külliyen ve harfiyen doğru cevap isterim. Bitti tabii efendim. Babanın adı? Hayrola. Doğrudur, aferin. Sağ mıdır? 3 sene önce vefat edilmişti efendim. Bu dahi doğrudur, aferin. Aman. Hayattadır. Adı. Mualla. Aferin ve oh ne hala. Tahsilim. İçim zoruyla mektebi mülkiyeyi terk etmiş olup emrihalinizde çalışmaktayım efendim. Billahi kerim, bu dahi doğrudur. Bir nafiyeni sana Müştek Efendi. İmdi, beni can kolayla dinleyeceksin. Baş üstüne efendim. Yaptırdığım tahkikata göre de makbul, mezbut ve de mahcup bir delikanlı olduğunu tebeyyün etmiştim. Hasılı kelam, seni ciğerimin başı kızımla evlendirmeye karar verdim ve selam. Sağolunuz efendim. Her şey yoluyla yordamıyla olmalı. Şu halde gelecek cuma günü Mualla hanım kızımı istemeye gelsin, münasip midir? Baş üstüne efendim. Bak Müştak Efendi! Bakıyorum efendim. Galata Zaptiye amiri Recep Efendi'nin damadıyım diye sakine şimalikte yaramazlığa bulaşmayasın ha! Ne yaptım efendim? Yoksa kalın bağırsani bu oyununa dolarım. Bunu böylece bilesin. Anladım efendim. Öyleyse bakayım babanın eline. Berdedar olmuş da evladım. Çıkalım. Böyle alaturka bir tülahçıyla birlikte oynamaktan ne kadar düzgünüm anlatamam efendim. Aman neyse. Müdüriyetin verdiği bilgiye göre şimdi şık ve kibar bir dans sahnesi geliyor efendim. Hayret. Bir tanem! Vay! Burası şifa!
misafir. Söyle ne yapsın? İşimiz mühimdir. Söylediğimizi yalnız bıraksınlar. Duydunuz. Bu düdük kim? Ne diyeyim, her işe karışıyor. Ne? Ulan bu Galata'nın oyunbazı kim? Ben, cambazı, ben, kambazı, ben. Her kuma pervane, her çocuğa naneli de ben. Anladın mı? Düdük. Hayrola? Benim dükkanda bir şarkıcı kadın vardı ya. Tutamadım, kaçtı. Yeni bir ötücü bulamasam da yandım gitti. Bulamıyorum be anam. Adam Sultin, bitti pansiyonunda kartonuz eğlendirmekten sıkılmışsındır. Dön bana bir şey Nazım. Bak dükkanda yatarsın. Yemin içmem de benden. Eğer yalnızlık çekersen, onun da bir kolayı bulunur. Ben ne güne duruyorum değil mi anam? Ben artık atmıyorum Hurşit. Naz etme Şeynaz, ocağına düştük amma yahu. Ya Torini çalıştır da asıl sen anla be. Yıllarca boğaz topluğuna anamızı ağlattın. Cümlemizi cennet pazarında yağmalattın. Keyfi çiğ kazık attın. Artık maymunun gözü açıldı beyim. Hadi çevir burnunu batakhanene. Yürü endamını göreyim. Ulan bir erkek bir laflar yer mi lan? Gel sen abicim. Gün ola harman ola Şeynaz. Senin de dirini yüzmezsem bana da it Hurşit demesinler. Yüz abicim 80, 90, 100. Karadayız, denizdeyiz, havadayız. Bunu yanına koymayacağım Şeynaz. Endamını sevsinler abim. Oyunca reverans,
Üsküdar'da köhne bir sokaktayız efendim. Karakol katibi Müştak Efendi ile arkadaşı Cavidan Bey şöyle bir gelip geçecekler. Bu oyundaki vaziyetler de böyle işte. Çattı. Kızıyla izdivacımızı münasip görmüşler. Oo, tebrik ederim efendim. Teşekkür ederim. Validem de pek memnun oldu. Ucuma Allah'ın emri peygamberin kavliyle Müştak ben sevdiğimi istemeye gidecek. Oo, her şey pek süratle inkişaf ediyor efendim. Bendeniz de bundan endişe etmekteyim efendim. Hangi sebeple? Allah Allah. Bunlar operet ağzıyla konuşuyor efendim. Lütfen dikkatle dinleyelim. Pederim pek resmiydi. Validem pek muhabbetlidir. Bu resmiyetle muhabbet neticesi olsa gerek. Bilirsiniz, çok sıkılganımdır. Geldiği kadarki muamelatı bittimi büyüklerimiz halledecek. Lakin geldiği düşündükçe dizlerim tutmaz oluyor. Anlamaz mıyım iki gözüm? O son safhalı efendim. Ne pederimin ruhu işe alır, ne validem düşecek. İş başa düşecek lakin heyyat! Yoksa bir gençlik kusuru işlediniz de... Bilakis efendim, hiçbir kusurum olmadı. Bir bebek kadarsa cahil ve tecrübesizim. Yardımınıza muhtacım efendim. Rica ederim, hiç üzülmeyiniz efendim. Tecrübeme itimat buyurun. Olur, teşekkürler. Estağfurullah, istirham ederim. Mahcup ediyorsunuz. Efendim, bunlar tam operetçi ama yazık ki müzikale düşmüşler. Aman, neyse. Şimdi... Ben hazırım. Koy beni turşiti, gelsin köfte bak. Kimi kambazlayacaksa kambazlasın bakalım. Yaklaş. Yaklaş. Yaklaş be yahu. Dur. İstemem bu kadar samimiyet. Konuş. Beyim. İbrikçibaşı Hüsamettin Bey'in küçük oğlu dün akşam benim dükkana geldi. Ne? İki kadette rakı içti. Taş yağacak başımıza yahu, taş yağacak! Yüreğim sıkışıyor vallahi bilesin. Vicdanım sızlıyor billahi gelin. Sonra? Söylemeye korkuyorum diyeyim. Sen ha? Söylüyorum öyleyse. Benim dükkandan çıkıp Madame Sulpik'in bitli pansiyonuna gitti. Ne? Yani o Sulpik Madame yine eski işine mi dönmüştür ha? Konuşuyorum! Evet beyim! İlk içeriden aldığım bilgiye göre yine toplamış 3-5 şehir kadını başına temiz Osmanlı erkeklerini baştan çıkarıyormuş. İstemem! İstemem ben mıntıkamda böyle ahlaksızlık, böyle namussuzluk. En iyi Sulpik madem bilir bunu yahu. Mira, ben o madamı yerim çiğ çiğ. Mahvetmezsem adam değilim more. Niye daha önce haber vermedin rezil? Farkında ne değildim beyim? İki gözüm kucağıma aksın ki. Çok dikkatli davranıyor bu sefer. Eve parolayla adam alıyormuş. Ya. Ya. Biraz sırtık madem. Benim mıntıkamda temiz Osmanlı erkeklerini baştan çıkarmak ne demekmiş? Bu akşam göreceksin. Efendim, siz de göreceksiniz. Tamamdır, hazır ol. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Nari, 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 nari.
sormadan. Bana sorarsanız artık toparlanması da pek mümkün değil. Aman neyse. Şimdi Madame Surpin pansiyonundayız. Kimdir? 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 Hop! Ay insindir, zinsindir ses ver yavrum hop! Yanıyor bu yeşil köşkün lambası yer. Ahbaplardan biridir. Hep paralara bilmettedir. Ay yanar yavrum ay yanar. Ah sevdam bizim ne özetlisiniz de gelmişsiniz de. Ah. Kimdir bu yakışıklı beyzade? Müştak Bey, dahiliye nezaret edeceğim. Ay müşerref oldum. Ay, ay bayır derim erkeğin nazikine. Yüreğimi çıtırdatır. Oturunuz lütfen. Siz de buyurun iki gözüm. Emrediniz ya Vidan Beyciğim. Bu Müştak Bey kardeşimin ilk teşebbüsüdür. Ya? Ya? Maksada uygun bir arkadaş seçmenizi istirham edecektim. Ay anladım Zavidan Feyzi'yim, anladım. Şu halde Sumru olmaz, biliyorsunuz suçsuz. Kumru olmaz, biliyorsunuz sirçindir. Ay Desmina hiç olmaz, biliyorsunuz azelezidir. Bize öyle biri lazım ki. Böyle şarkıyla, raksıyla, sohbetiyle. Buldum. Nasıl da şifreyi bulamadım. Ah benim ahşap kafam. Şehnaz. Bravo. Ay İsmail ama sanki. O da bayılır erkeğin nazikine. Üstelik Müştak Bey'imizin yalnız zatı değil. Boziyeti da nazik. Kızlar. Kızlar. Ah,
kuşlarım. Kuşlarım. Suyunuz ve yeminiz de gelmiştir. Bon şans bir şefesin. Ah bilen ah. İçelim açılalım değil mi? Siz nasıl teslim ederseniz. Bırak şimdi boğazları. Efendim? Acemi ayağına yatıp attın sıra benimle dalga geçeceksin ha. Yutarsam namussuzum. Hadi soyun dökün de adam gibi eğlenelim bari. Ama Şehriz Hanım. Benimle alay etme, gözünü oyarım ha. Estağfurullah, alay ettim sefal edip gözünü öpeyim. Nasıl yani? Şimdi sen içinden geldiğin için bana Şehriz Hanım dedin ha? Gayet tabii. Ben anlamayım ulan. Eyvah, değil misiniz? Sen sahiden yavrumuşsun galiba. Ben hanım değilim ama mis gibi kadınım be. Vay be. Sonunda bir erkek bana hanım dedi. Ay bana bak, seninle dolaşsam belki bana hanımefendi bile derler. Değil mi adam? Gayet tabii, her kadın hanımdır, hanımefendidir. O kadar da sallama. Ay, bozuldu mu şekerim? Thank you.
sana son bir fırsat daha tanıyacağım. Allah razı olsun efendim. Ama velakin. Emredin. Seni bir daha bu malumelerle görürsem, vallahi lazim seni Sinop kalasına sürdürürüm. Anladım efendim. İçki, bütün, kumar, yalan. Zinhar. Yaz öyleyse bir fezleke. Madem benim pansiyonum mühürlenecek, erkekleri sabah salıversinler. Karıları bir ay sonra çıkalım.
sözüm var ama artık susmak zorundayım. Sahne Sanatları Fakültesi'nin bölüm başkanı Çetin Bey'den az önce fuayede kesin emirler geldi. Metnin dışına çıkmayacakmış. Çıkmam efendim. Ama sonucuna katlanırlar. Derken salıverdiler hepsini ay dolunca. Ama ne elde var ne avuçta. Döndüler dolaştılar. Anladınız ya. Sonunda İturşid'in ocağına düştüler. Bayram etti Gammaz ve çaresiz ötmeye başladı Şehnaz. Şimdi Galata'ya İturşid'in meyhanesine gidiyoruz efendim. Dilerim bu sefer bir aksilik olmaz. Yüzünü bir masa açın, bir yolun da eğilin.
yılının en ünlü müzik oyununa götürüyoruz efendim. Kristale. Güzel hanımlar, zarif beyler. Nihayet gönlüme göre bir vaziyet. Bağıracak beni görünce şef. Baron Refik Bey aramızda. Bu ne şeref. Alkışlar arasında yerimi alacağım ve dönmeyeceğim bu müzik hale. Orada kalacağım efendim. Kristal. Kristal. Müştek efendi, sen beni delirtecek misin? Ben sahip vermiştik ya bu delildi. Durup dururken niye gidersin o süslü batakhaneye? Hadi şaşırttın gitti. Bu rüküş kareleri niye götürürsün? Kudur acaba Allah'ın lazım, kudur aşağı. Tamam, hadi gittin diyeyim. Niye hesap ödemezsin ha? Çıldıracağım Allah'ın lazım, çıldıracağım. Tamam, memur edersin. Paran yetmemiştir. Ama niye rezalet çıkartıp tıttırırsın bire meşhur? Bana inatma ya! Soluğum kesiliyor yahu bire meşhur! Konuşmayın konuş! Onun bir günahı yok! Sus bazen! Biz sürükledik zorla! Ha salak mı gülüm? Hayır naziktim! Efendi gibi yedik, içtik, eğlendik ve hesap geldi. Ah kristal diye adisyon gelip... Madam Surpik ödeyecekti, meğer meteli yokmuş. Ay ben de para artık ne gezerim? Baktım için titriyor, canı çekiyor, yüründü. Bayız makinler yavrum! İşte bu da hakkani! Sen konuş ne oldu? Benim büyük skandal oldu. Zaten hiç gözüm tutmamıştı bu kareleri. Çağır! Senin halinden değil. Konuş! Efendim, derhal burayı terk ediniz dedim. Yalan söylüyorum! Neredesiniz? Defolun fahişelerini! Allah canımı kalsın! Ay tam ayrım yola üzermişiz, gelmişiz, giymişiz. Bu ne biz bu etabetli bir kızlık eve? Efendim! Hadi sen böyle başladın. Ortalık karıştı. Beni de bize tedavüz ettiler. Üstelik kendimi de sensinler. Bu ne bu? Yok o zamanların bir sözü yoktu. Ama bu kanlardan şikayetim. Kendi bir müessesem namına. Biz de kadınlık ve zatımız namına. Tamamdır, tamamdır. Remezen, Murtezen. Alın bu dürtülü beylerleri. Atın mezarı taneye, hadi yala. Yine mi ya? Sen de uç. Bas üstüne, pasam. Çergili meyhane, birahane varsa hepsi ebediyen ve külliyen kapatılacak. Bütün malumeler mıntıkam dışına çıkartılacaktır. Madam Sürpik ve yanındaki kalçak Ankara çölüne sürdürülecektir. Bu kadar dolu hikayet. Çıkayım. Güzel hanımlar, zarif beyler, buraya kadar seyrettiğimiz ön oyunmuş meğer. Ben boş yere üzmüşüm kendimi. Şimdi sıkı durun. Başlıyor esas oyun. 1 Ağustos 1914 Almanya savaş ilan etti Rusya'ya. İngiltere'de fırsat bu fırsat el koydu iki Osmanlı savaş gemisine.
Derken yeni bir haber İstanbul'u bir daha kaldırdı ayağa. İki Alman savaş gemisi kaçarak İngiliz filosunun önünden yaklaşıyordu Türkiye'ye, gittikçe arayı açarak. 10 Ağustos 1914 günü gün batarken Çanakkale'ye sığındı efendim Bresla bile Göven. 6 gün sonra İstanbul'da olacaktı gemiler. İki gemimizi yutan devran iki gemi yollamıştı hiç yoktan. Dosta can kurban, misafire can feda efendim. Ve harekete geçti bütün İstanbullular. Demek Zaptiye amiri. Olsun efendim olsun, Zaptiye amiri olsun. Artık zararı yok. Her şey yeniden başlıyor. O sakinlik bitti efendim. Ben artık neşe içindeyim. Ve huzurunuzda Galata Zaptiye amiri dostum ve Mayet Ercan'ı. Efendi, anlamış olman iktiza ederdi. Bu gizli bir toplantıdır. Hükümet işleri konuşulacaktır. Yani senin anlayacağın zemzeklin alemi yoktur hadi işine hadi. İşim bu ya. Başka da iş bulamıyorum. Tremeze. Yapma Muhtemelen. Murtaza. He. Oynamıyorum. Ha şöyle kaldık biz bize. Haber çok mühimdir arkadaşlar. Kendimizi gösterebileceğimiz bir fırsat geçmiştir elimize. Bize iki gemi hediye eden Alman dostlarımız İngilizlere inat merasimlerle karşılanacak, şehirce ağırlanacaklardı. Fena olsun Alman dostlara. Bize de kıymetli görevler verilmekti. Oku evladım. Baş üstüne. Nizam ve intizama dikkat edilecek. Doğrudur. Bundan böyle nizam ve intizama dikkat edilecektir. Yoksa çok ayıp olur Almanlara. Oku. Kaza eseri karakolları teşrif edecek Almanlara nazik muamele edilecektir. Doğrudur. Bu garipler Osmanlı mı yahu? İnsanın kendi adamına davranışı daha bir candan, daha bir sıkı olur elbette. Anladın mı Remezen? Ne kaza efendim? Karakolumuzu teşrif edecek Alman misafirlerimize acaba kahve mi ikram etmeli? Bir kuru kahve hesap edilir mi böyle misafir? Sabahsa tiritli paça, akşamsa bumbar dolman. Afiyet olsun adamları. Oku. Yalnız bir mesele daha var efendim. Misafirlerimizle nece konuşacağız? Bu cahiller bilmez Türkçe. biz niye bilelim Almanca? Ne yapacağız Morre? Fırsatı kaçırmışızdır. Efendim, bendeniz biraz Almanca bilmek değil. Eğer yine beni kanlı tutturuyorsan... Ne yaptın efendim? Öyleyse beşle bakayım Almanca. Efendim? Beş yahu. Bir, iki, üç, dört, beş. Fırf. Şey de bakayım. Karakola düşen bir adama ne denir mesela? Ne istiyorsun ulan? Bir elemezen. Bir elemezen. Zavallı bir Alemana niye bu lafı söyleyeyim? Zaten yüreği gurbette pir pir etmektedir fukara. Az önce ikaz ettim yahu. Almanca bildiğine yemin et kapatanım bu işi. Cazi inendim. Ey alemin budur memur için. O halde kurtulduk yahu. Oku evladım. Eğer yorulduysa şu okusun. Okurum efendim. Bin aferin sana müşrik evladım. Mıntıkanız dahilindeki eğlence evlerinin fiyatlarını yükseltmelerine müsaade edilmeyecektir. Şükür Rabbime, şükür. Mıntıkamızda bir tek eğlence yeri bile kalmamıştı. benden de rahatı yoktur. Tamam, çıkalım bakalım halk ne yapıyor. Çıkalım. Yazıyor! Osmanlılar müjde! Bresla bile Göber öbür gün İstanbul'da! Yeah.
çöpçülük, bulaşıkçılık, hamallık yapar, gönül borcumuzu öderiz Almanlara. Ödemez miyiz arkadaşlar? Aptal aptal konuşma, gerizekalı bir iş. Alman dostlar bizi çöpçü yaparlar. Oldu mu şimdi? Yürü! Yaşasın! Yaşasın!